Herkese merhabalar. Bugün sizlere egzamada yani atopik dermatitte ozon tedavisi konusunda konuşmak istiyorum. Atopik dermatit deyince özellikle çocuklarda yüzde, kulak arkasında, boyunda, eklem yerlerinde kaşıntılı kızarıklıkla kendini gösteren, daha büyük yaşlarda özellikle ellerde kendini gösteren bir alerjik hastalık. Cildin alerjik hastalıklarıdır ve çok sık karşılaşırız ve özellikle egzama varsa da birçok alerjik hastalıklara zemin hazırlar. Tabii ki bunun tedavileri var. Özellikle kullandığımız ilaç tedavileri, nemlendiriciler gibi tedaviler uyguluyoruz. Bu standart yöntemler dışında bir de bu egzamayı düzelmesi bakımından fayda sağlayacak tamamlayıcı tedaviler grubunda olan ozon tedavisi de kullanılabiliyor. Peki bu ozon tedavisi deyince ne aklımıza geliyor? Özellikle ozonun vücutta hafif bir oksidasyon stres oluşturarak antioksidan sistemimizi canlandırıyor ve bu sayede de özellikle immün sistemimizi kuvvetlendiriyor ve enflamasyonu azaltıyor. Yani özellikle atopik dermatitte ortaya çıkan enflamasyonu azaltıcı etkisi oluyor. Çünkü enflamasyonun neden olan maddelerin salınımını azaltıyor. Ve alerjiye neden olan immün sistemimizi düzenliyor. Yani biraz baskılıyor. Bu bakımdan faydalı oluyor. Ve cildin yenilenmesini sağlayabiliyor. Ve cildin yenilenmesini sağlayarak bu bölgede özellikle egzamanın alevlenmesini azaltabiliyor. Bir diğer önemli faydası ise ozon antibakteriyel yani bakterileri öldürücü, virüsleri öldürücü, mantarları öldürücü özelliği var. Ve özellikle de egzamada ciltte enfeksiyonlara eğilim son derece yüksektir. Bu bakımdan da faydalı oluyor. Yani sonuç olarak ozon tedavisi atopik dermatitte egzamada faydalı etkileri var. Peki bu tedavi yöntemi nasıl kullanılıyor? Kişiden alınan kanın ozonlanarak kişiye tekrar verilmesi veya serumun ozonlanarak kişiye damar yolundan verilmesi veya kişiden çok az bir kan alınarak ozonlanıp kas içine enjeksiyon yapılması gibi yöntemler kullanılabiliyor. Özellikle egzamada bir diğer tedavi şekli de ozonlanmış zeytinyağının özellikle egzamanın çok sık görüldüğü yerlerde kullanılması şeklinde de kullanılabilir. Egzama çok sık çıkan yerlerde tedaviyle düzeldikten sonra o bölgeye ozonlanmış yağ kullanarak o bölgeye mikropların, virüslerin, mantarların yerleşmesi engellenebilir ve hücrelerin yenilenmesi sağlanabilir. Yani ozonlanmış yağ şeklinde cilde sürülerek de bu tedavi uygulanabiliyor. Ama yetişkin yaşlarda ozonlanmış serumun uygulanması veya ozonlanmış kan şeklinde uygulanması, kişiden kanın ozonlanarak kas içine enjeksiyon şeklinde yapılması şeklinde uygulama özellikle ciddi egzaması olanlarda faydalı olabilir. Peki bu tedavinin yan etkisi var mı? Tedaviden sonra bazen baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, cilt reaksiyonu, hafif cilt reaksiyonları gibi belirtiler yapabiliyor. Ancak genelde bu kısa süreli hemen düzeliyor. Sonuç olarak atopik dermatitte uygulanan korunma tedavileri, ilaç tedavilerinin yanında, diyet tedavisinin yanında bir de tamamlayıcı tedavi olarak ozon tedavisini kullanabilirsiniz. Bu tedavinin hangi metotla nasıl kullanılacağını çocuk veya yetişkine, yaşına ve kliniğine göre değişebiliyor. Bu konudaki tedavileri alerji uzmanları tarafından yapılırsa belki daha faydalı olabilir. Çünkü hem ilaç tedavisini hem de bu tedaviyi birlikte kullanma konusunda tecrübeli olan doktorlar tarafından uygulanması sizin hayat kalitenizi çok daha fazla artıracağını düşünüyorum. Bu tür videolardan haberdar olmak için YouTube kanalımızı takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve konuyla alakalı sorularınız olursa yorumlara ekleyebilirsiniz ve arkadaşlarınıza da YouTube kanalımızı tavsiye ederseniz çektiğimiz videoları, paylaştığımız videolar konusunda birçok insan da faydalanmış olur. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.